Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Turkcell'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Turkcell 3. çeyrekte tahminleri açık ara fark ile aşarak 5.5 milyar TL net kar açıkladı. Deprem ile ilgili bağış tutarlarının ilk taksitinin olumsuz etkisine rağmen yıllık bazda %119'luk güçlü favök büyümesi, artan net finansal kazanç ve ertelenmiş vergi varlıkları üzerindeki kurumlar vergisi oranındaki değişiklik ve bağışın etkisiyle düşen efektif vergi oranı sayesinde net kar rakamı yıllık bazda %129 artış gösterdi. Tahminimizdeki sapmada ertelenmiş vergi geliri ve finansal kazançlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tahminlere paralel olarak konsolide gelirler tarafı ise 3. çeyrekte yıllık bazda %77.3 artarak 26 milyar TL'ye ulaştı. Burada güçlü ciro performansının, abone bazının genişlemesinin, art arda yapılan fiyat artışlarının, kümülatif etkisinin, üst paket satış stratejisinin ve dijital servisler ve Tekfin işinin katkısı ile desteklendiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca da büyümeye en büyük katkıyı sağlayan tüketici segment gelirleri bir önceki yıla göre %87.8 oranında artmış gözüküyor. Kurumlar segmentleri tarafında ise dijital iş hizmetlerinin güçlü katkısıyla bir önceki yıla göre %90.3 oranında artmış görünüyor. Dijital hizmetlerde ücret kullanıcı sayısındaki artış ve fiyat ayarlamaları sayesinde yıllık bazda %103.2 gelir artışı kaydettiğini de ekleyebiliriz. Toptan satış gelirlerine bakarsak artan uluslararası trafik ve müşterilerin kapasite artırımlarının yanı sıra olumlu kur etkisiyle yıllık bazda %61.4 büyüme kaydettiğini de gözlemledik. Turkcell uluslararası tarafı kur hareketlerinin olumlu etkisi ve Lifestyle'in güçlü performans sayesinde yıllık bazda %75.4 büyüme ile ciroya katkı sağladı. Buna ek olarak da Tekfin segmenti gelirleri yıllık bazda %107.5 arttı diyebiliriz. Dijital ödeme hizmetlerine olan yüksek talebin devam etmesi, Paysel gelirlerinin yıllık bazda %112.3 artarken kredi portföyünün genişlemesi ve kredilerdeki yüksek ortalama faiz oranı finansal gelirlerindeki büyümenin yıllık bazda %103.7 ile ana itici gücü olduğunu belirtebiliriz. Mobil pazar tarafından da kısaca bahsetmek istersek, pazarda sezonluk kampanyalarla artan rekabete rağmen şirket çeyrek bazında 392 bin yeni faturalı abone kazandı. Artan turizm faaliyetleri ise çeyrek bazında 193 bin ön ödemeli abone kazanımına katkıda bulundu. Mobil ARPU fiyat artışları, etkin üst paket satışları, daha yüksek gelir getiren abonelerin kazanımı ve genişleyen faturalı abone bazı sayesinde %87 ile önemli bir büyüme kaydettiğini de ilave edelim. Sabit tarafta ise abone bazı çeyreklik 48 bin net abone kazanımı ile 3.1 milyona ulaşmış gözüküyor. Bu artış yüksek hızlı internet ve kaliteli geniş bant bağlantısına yönelik güçlü talebin yanı sıra okula dönüş dönemindeki yüksek talepten kaynaklanmış olabilir. Sabit fiber ARPU ise 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış gösterdi. Bu artış temel olarak fiyat ayarlamaları, daha yüksek tarifelere yönelik çalışmalar, 12 aylık taahhüt yapısına ek olarak daha yüksek IPTV fiyatlandırmasından da kaynaklanıyor görünüyor. Toparlamak istersek tahminleri karşılayan Turkcell'in favoyu 3. çeyrekte yıllık bazda %88.9 artarak 11.3 milyar TL'ye yükseldi. Favök marjı da yıllık bazda 2.6 puan artışla %43.5'e yükseldi diyebiliriz. Marjdaki artışın sebebine de bakarsak güçlü ciro büyümesi, satışlara oranla azalan enerji giderleri ve ara bağlantı maliyetlerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Serbest nakit akışına da bakarsak yatırım harcamalarındaki düşüş sayesinde ikinci çeyrekteki 1.3 milyar TL'ye kıyasla 2.3 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Net borç ise ikinci çeyrek sonundaki 28.04 milyar TL'ye kıyasla 3. çeyrek sonunda hafif bir artışla 28.14 milyar TL'ye yükselirken net borç bölü favök oranı da
bir önceki çeyrekteki bir seviyesinden 0.8 seviyesine geriledi. Ayrıca hatırlatmakta faydalı olabilir. Şirketin 3. çeyrek sonu itibariyle 145 milyon dolar uzun döviz pozisyonu bulunmaktadır. Bu rakam 2. çeyrekte 84 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Bizler de güçlü 3. çeyrek sonuçları ardından Turkcell 2023 beklentilerimizi yukarı çektik. Ciro büyüme hedefi yıllık %73'e, FOVÖK'te yaklaşık 39 milyar TL'ye revize ettik. Operasyonel yatırım harcamaları bölü satışlar beklentimizde yaklaşık %22'de sabit tuttuk. Revize ettiğimiz beklentiler önceki beklentilere kıyasla bu yıl için daha iyi bir nakit yaratımı öngörünümüne işaret ediyor. Ancak mevsimsellik nedeniyle yatırım harcamalarında beklenen artış, deprem bağışının ikinci taksidi ve 20 Aralık'ta yapılacak temettü ödemesi yıllık bazda bakıldığında 4. çeyrekte bir miktar baskı yaratabilir diye de hatırlatalım. Turkcell için daha önce 84.3 lira olan hedef değerimizi yeni beklentileri ve şirketin enflasyonist fiyatlama anlamında devam eden kararlı tutumunu yansıtacak şekilde 90.3 liraya yükselttik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.